Çok kıymetli ve muhterem izleyenler. Yüce İslam tarihinden tarihi sırasına göre derslerimiz devam ederken konumuz sevgili Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam Hazreti Zeynep'le evlenmesine kadar geldik. Ve sırasıyla, tarihi sırasıyla devam ediyoruz. Hazreti Zeynep'e Zeyd için dönüllük yapılması konusunda Zeyd bin Harise Zeynep binti Cahş ile evlenmek istediği zaman Peygamberimizin yanına geldi. Ya Resulallah, benim için dünürlük et dedi. Peygamberimiz dünürlük edeceğim kimdir diye sordu. Zeyd Zeynep binti Cahş dedi. Peygamberimiz yapma, onun sana geleceğini sanmam. Çünkü o çok onurludur. Kendisini bu yılda üstün görür buyurdu. Zeyd, ya Resulallah, ona sen söyle. Sen söyler ve Zeyd bana insanların üstünüdür dersen muvaffakat eder dedi. Peygamberimiz o çok dilli bir kadındır buyurdu. Bunun üzerine Zeyd Hazreti Ali'ye gitti. Peygamberimizle konuşması için birlikte Peygamberimizin yanına geldiler. Hazreti Ali Peygamberimizle konuştu. Peygamberimiz, ey Ali, ben bu işi yapmaya çalışayım. Fakat önce seni onun ev halkına bir göndereyim. Git kendileriyle bir görüşüp konuş bakayım buyurdu. Hazreti Ali böyle yaptı, dönüp geldi. Zeynep'in de kardeşinin de bu işe istekli olmadığını haber verdi. Bunun üzerine Peygamberimiz azatlı kölesi ve manevi oğlu Zeyd için Zeynep'e dünürlük etmek üzere kendisi gitti. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam ısrarı ve inen ayet üzerine evet denildi. Hazreti Zeynep Peygamberimizin kendisi için dünürlük ettiğini sanarak razı olmuştu. Fakat Zeyd için istenildiğini anlayınca razı olmadı ve kaçındı. Ya Resulallah, ben senin halanın kızıyım. Ben ona varmaya razı değilim. Ya Resulallah, ben onu kabul etmem. Ben Kureyş'ten bir bakireyim dedi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, fakat ben onu senin için kabul ettim buyurdu. Hazreti Zeynep Peygamberimizin halası Ümeyme binti Abdülmuttalib'in kızı idi. Hazreti Zeynep, ya Resulallah, bana baskı mı yapıyorsun dedi. Allah ve Peygamberi bir işe hüküm ettiği zaman mümin erkekle mümin kadın için işlerinde kendilerine muhayyerlik yoktur. Kim Allah ve Resulüne isyan ederse muhakkak ki o apaçık bir sapıklıkla yolunu sapıtmıştır.
Ahzab suresi ayet 36. Bu ayeti kerime nazil olunca Hazreti Zeynep, "Ya Resulallah, sen onunla evlenmemi istiyor musun?" diye sordu. Peygamberimiz evet buyurdu. Hazreti Zeynep Resulullah'a asi olmadığını bildir, onunla evleneyim dedi. Peygamberimiz Zeyd'i ona Allah'ın kitabını ve Resulünün sünnetini öğretsin diye nikahlamıştı. Hazreti Zeynep'in mehri ve cihazı. On dinar, 60 dirhem, bir tane 5 başörtüsü, bir tane çarşaf, bir tane gömlek, bir tane entari, 50 müt ölçek erzak, 10 müt yani 300 sağ hurma gönderdi. Zeyd'in Peygamberimizin Hazreti Zeynep'ten şikayetlenmesi. Hazreti Zeynep, Zeyd'in yanında bir yıl veya biraz fazla kaldı. Zeyd bir gün Peygamberimizin yanına geldi. "Ya Resulallah, ben ailemden ayrılmak istiyorum." dedi. Peygamberimiz ondan, "Ne için ayrılacaksın? Yoksa kendisinden şüpheleneceğin bir şey mi gördün?" diye sordu. Zeyd, "Hayır, vallahi ya Resulallah, ondan şüphelenebileceğim hiçbir şey görmüş değilim. Ondan hayırdan başka bir şey de görmedim." Evet sevgili dostlarımız, fakat o kendisini şerefçe üstün görüp bana karşı büyükleniyor ve diliyle beni üzüp duruyor. Kendisi hırçın, huyludur diyerek şikayetlendi ve boşamak için Peygamberimizden müsaade istedi. Peygamberimizin Zeyd'e tavsiyesi. Peygamberimiz Zeyd'e, "Zevceni tut, boşama, Allah'tan kork," buyurdu. Halbuki Zeyd'e bunu söylediği zaman Peygamberimiz onun Hazreti Zeynep'i muhakkak boşayacağını ve iddeti dolduktan sonra da onun kendisine zevce olacağını biliyordu. Allah tarafından kendisine böyle haber verilmiş bulunuyordu. Sevgili dostlarımız, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine kimsenin karşı koyma şansı yoktur. Cenab-ı Hak deniyor kullarını. Bakın, emrime itaat eden etmeyen belli olsun diye. Kendi biliyor her şeyi ama kullarına da bunu gösteriyor. Bu haberler Nesefi'nin, Diyarbekri'nin, İbn Sa'd'ın, Belazuri'nin, Taberi'nin, Keşşaf'ın, Nesefi'nin eserlerinde bu haberler bir bir geçmektedir. Fakat Peygamberimizin endişesi şuydu. Münafık halkın Muhammed oğlunun karısıyla evlendi diye laf etmelerinden çekinerek bunu kalbinde gizli tutuyor, açığa vurmuyordu. Ta ki Allah'ın emrinin vakti saati gelinceye kadar. Cahiliye devri
inancı ve münafıkların dedikoduları. Cahiliyet devrinde bir kimse birisini evlat edinirse, halk evlatlığı onun adile, onun adıyla anardı ve evlatlık öz oğul gibi o kimsenin mirasından faydalanırdı. Bu adet Allah evlatlarınızı öz oğullarınız gibi tutmadı, tanımadı. Bu sizin ağızlarınızdaki lafınızdır. Allah hakkı söyler ve o doğru yolu gösterir. Siz onları öz babalarına nispetle çağırınız. Bu Allah katında daha doğrudur. Eğer babalarınızın kim olduğunu bilmiyorsanız, o halde onlar dinde kardeşleriniz olmakla beraber dostlarınızdır da, hatta hata ettiklerinde ise size bir vebal yoktur. Allah çok yarlayıcı, mağfiret edici, çok merhametlidir. Ahzab suresinin 4 ve 5. ayetleri indirilinceye kadar bu durum devam etti. Bu ayetler geldi. Bu ayetler inince artık azatlı köleler ve evlatlıklar öz babaları adına iade edildiler. Yani putperestlerin cahiliye adetlerini Cenab-ı Hak bir ortadan kaldırıyor. Öz babaları bilinmeyenler de eski efendilerine dinde dost ve kardeş oldular. Bu da Buhari Şerif'in haberidir. Fakat münafıklar cahiliye devri inancına göre evlatlığın boşadığı karısını almayı haram sayıp bunu Peygamberimiz aleyhine dedikodu vesilesi yapmaya elverişli buldukları için Peygamberimiz Hazreti Zeynep'le evlendiği zaman Muhammed evladın efendim karısıyla evlenmeyi haram kıldı. Kendisi ise oğlu Zeyd'in boşadığı karısıyla evlendi diyerek yaygaraya başladılar. Münafıklar yeryüzünün en tehlikeli insanlarıdırlar. Hazreti Zeynep'le evlenişle vahiy ile gerçeklenişi ve bu yoldaki cahiliye inanç ve geleneğinin yıkılışı konusunda bakın ayetler geldi. Yüce İslam münafıkların, kafirlerin, putperestlerin cahiliye devrine ait ne varsa aldı, attı, ayağının altına aldı, çiğnedi. Ve hakkı hakikati İslam ile ortaya koydu. Ey dünya münafıkları, iman İslam düşmanları, patlasanız da, çatlasanız da, İslam Allah'ın ortaya koyduğu hak ve hakikattır. Ve siz ne kadar cahiliye, putperest devrine ait örf ve adetler ne varsa, uydurmasyon neler varsa bunlar alındı, atıldı, çöpün içine atıldı ve ayak altına alındı. Çünkü batıl yok olacaktır, yok olmalıdır. Batılın hakkı yok olmaktır. Hakkın dışında ne varsa batıldır.
Zeyd Hazreti Zeynep'i boşamış ve Hazreti Zeynep'in iddeti boşandıktan sonra beklemesi gereken müddeti de dolmuş bulunuyordu. Peygamberimiz bir gün Hazreti Ayşe ile oturup konuştuğu sırada kendisine vahiy geldi. Allah'tan ayetler geldi. Vahiy hali açılınca gülümsemeye başladı ve Zeynep'e kim gidip Allah'ın onu bana gökte nikahladığını müjdeler buyurdu. Dikkat edin. Yüce Allah Zeynep annemizi peygamberimize kendi nikahladı. İnsanlar anlasınlar bunu diye bakın bana gökte nikahladığını müjdeler buyurdu. Ve telakki ettiği vahyi tilavet etti. Telakki ettiği vahide şöyle buyuruldu. Ey Resulüm, hatırla o zamanı ki Allah'ın kendisine nimet, yani İslamiyet verdiği, senin de yine kölelikten azat etmek suretiyle kendisine efendim lütufta bulunduğun zata, Zeyd bin Harise'ye sen zevceni tut, boşama, Allah'tan kork diyordun da Allah'ın açığa çıkaracak olduğu şeyi onun boşadıktan sonra kendisine nikahlanacağı hususundaki ilahi emri içinde gizliyor. İnsanların dedikodularından korkuyor, çekiniyordun. Halbuki Allah kendisinden korkmana daha çok layıktı. Vaktaki Zeyd o kadından ilişkisini kesti. Onu boşadı. Kadın da iddetini tamamladı. Biz de onu sana zevce yaptık. Bakın Allah kendisi zevce yaptık diyor. Yani Allah nikahını kıymış. Ta ki oğullukların kendilerinden ilişkilerini kestikleri zevcelerini almakta müminler üzerine günah olmasın. Bakın yani falan benim evladım demekle, evlatlığım demekle bu evlatlık olmuyor. Cenab-ı Hak bunu reddediyor. Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Bak ayetler devam ediyor. Allah'ın üzerine farz ve takdir ettiği herhangi bir şeyi ifa etmesinde peygambere hiçbir vebal olmaz. Nitekim daha önceki peygamberler de bu Allah'ın tatbik ettiği adetidir, kanunudur. Allah'ın emri behamal yerini bulan bir kaderdir. Bir şeyi Allah takdir etti mi ona daha önüne geçemezsin. Onu seve seve o emri yerine getir. Bunu peygamberimize Cenab-ı Hak kendi emrediyor. Zeynep'le seni ben nikahladım diyor. Münafıklar çatlasa da patlasa da Allah Teala'nın emri mi olacak? Münafığın dediği mi olacak? Ey dünyanın müşrikleri, putperestleri, efendim Allah ve peygamber düşmanları, sizin dedikodunuz, sizin içinizdeki mikropların kaynadığını gösterir. Yoksa siz Yüce Allah'ın emirlerinin önüne geçemezsiniz. O peygamberler Allah'ın gönderdiklerini tebliğ edenler, ondan korkanlar ve Allah'tan başka hiçbir kimseden
korkmayanlardır. Görüyorsunuz peygamberin özelliği. Allah'tan ne geldiyse onu yerine getirir. Sadece Allah'tan korkar. Hiç kimseden korkmaz. Hesap görücü olarak Allah yeter. Muhammed aleyhissalatü vesselam adamlarınızdan hiçbirinin öz babası değildir. Tabii ki Zeyd'in de öz babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. O Muhammed Hatemül Enbiya'dır. O Allah'ın Resulüdür ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ahzab suresinin 37 ve 40. ayetine kadar bu ayetler böyle geldi ve münafıkların kırtlağına işte bunlar tıkandı. Ey münafıklar, ey peygamber düşmanları, Allah'ın, peygamberin, İslam'ın ve Müslüman'ın düşmanları, çatlasanız da, patlasanız da Allah'ın takdiri yerini bulacaktır, bulmuştur. Hazreti Zeynep'in peygamberimize Allah tarafından nikahlanışı, Hazreti Ayşe işlerin en büyüğü, efendim ve en üstünü ona yapılandı ki Allah onu gökte nikahlamıştı diyor bak Hazreti Ayşe. Zeynep bize karşı bununla iftihar edecek, övünecektir dedim diyor. Çünkü Hazreti Ayşe çok akıllı, çok allame bir annemizdir. Durumu biliyor. Hazreti Zeynep'in ortaklarına karşı övünmesi. Gerçekten de Hazreti Zeynep, peygamberimizin diğer zevcelerine karşı, onları kendilerinin ev halkları evlendirmiştir. Beni ise 7 kat göklerin üstünde Allah evlendirdi diyerek övünürdü. Çünkü Yüce Allah onu efendim kitabının nasıyla velisiz ve şahitsiz olarak peygamberimize Allah nikahlamıştı. Evet sevgili dostlarımız, işte Zehebi'nin efendim siyerindeki haberler bunlarda. İbn-i Sa'd efendim ve Zehebi'nin eserlerinde bunları görüyoruz. Hazreti Zeynep'e mehir verilmeyişi. Hazreti Zeynep peygamberimize böyle Allah tarafından nikahlanmış olunca kendisine diğerleri gibi bir mehir de verilmemişti. Zeyd'in peygamberimiz için Hazreti Zeynep'e düğünlük yapması, görüyorsunuz, imanı olan insanlar, imanlı insanlar Allah'ın emrine nasıl sıkı bağlı insanlardır. Bakın Zeyd'in iç dünyasında hiçbir yanlışın eseri görülmüyor. Allah'ın emrine sıkıca bağlı. Enes bin Malik der ki Zeynep binti Cahş Zeyd'den boşandıktan sonra iddeti tamamlanınca Resulullah aleyhissalatü vesselam Zeyd'e kendime senden daha emniyetli bir kimse bulamadım. Zeynep'e git benim için ona dünürlük et buyurdu. Zeyd gidip Hazreti Zeynep'in
kapısını çaldı. Hazreti Zeynep kim o diye sordu. Zeyd dedi. Hazreti Zeynep, Zeyd beni boşadıktan sonra benden ne ister dedi. Zeyd beni sana Resulullah aleyhissalatü vesselam gönderdi dedi. Hazreti Zeynep öyleyse hoş geldi Resulullah'ın elçisi dedi ve kapıyı açtı. Hazreti Zeynep o sırada ekmek hamurunu mayalamaktaydı. Zeyd der ki, ey Zeynep, seni müjdelerim. Resulullah aleyhissalatü vesselam beni kendisi için dünürlük etmek üzere sana gönderdi dedim. Hazreti Zeynep'in istiharesi. Zeynep, ben Rabbime istihare etmedikçe bir şey yapmam dedi ve hemen namaz kılma yerine gitti. Ey Allah'ım, Resulün beni istiyor. Layık isem beni ona zevce kıl diyerek dua etti. Dikkat et, layık isem diyor. Peygamber'e karşı, Allah'ın emrine karşı görüyorsunuz nasıl sıkıca bağlı bir iman dolu bir kadın Zeynep annemiz. Diğerlerinde de olduğu gibi Hazreti Zeynep'in peygamberimizle evleneceğine sevinmesi. Resulullah aleyhissalatü vesselamla evleneceği haber verilince Hazreti Zeynep'in nasıl seviniyor. Peygamber hanımı olmak için bakın nasıl seviniyor. İşte iman, işte bu iman dolu bunlar. Sevgili dostlarımız Cabir bin Abdullah der ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam Kur'an-ı Kerim'den bir eğer sure öğretir gibi büyük küçük işlerimizin hepsinde bize istihare etmemizi öğreterek efendim buyurdu ki, sizin herhangi biriniz bir işe niyetlendiğinde farz değil, nafile olarak iki rekat namaz kılsın. Namazdan sonra da ey Allah'ım, hakkımda hayırlısını bildiğin için senden ben efendim hayırlısını bildirmeni dilerim. Her türlü güç, kudret sende olduğundan beni kudretlendirmeni ve hakkımda hayırlı olanı efendim mukadder ve müyesser kılmanı senin o büyük fazıl ve kereminden dilerim. Senin her şeye gücün yeter, benim yetmez. Sen her şeyi bilirsin, ben bilmem, bilemem. Bilinmeyenleri bilen ancak sensin. Ey Allah'ım, eğer sence bu iş benim dinim, hayatım, sonum, halim ve istikbalim hakkında hayırlı ise onu benim için mukadder ve müyesser kıl.
hem de onu hakkımda hayırlı eyle. Eğer sence bu iş benim dinim, hayatım, sonum, halim ve istikbalim hakkında şerli ise onu benden, beni de ondan çevir. Hayır nerede ise onu bana mukadder ve müyesser kıl. Nefsimi de onunla hoşnut ve mutmain eyle diye dua edin diye Peygamberimiz dua etsin diye tembihde bulundu. Ne iş için dua ediyorsa onu da açıklasın. Bu da Buhari Şerif'in, Tirmizi'nin, Ahmet bin Hanbel'in haberidir. İstihare eden husrana uğramaz. İstişare eden pişman olmaz. İktisat eden de muhtaç olmaz. Hadisi de Enes bin Malik'ten zayıf bir senetle rivayet edilmiştir. Bu da Nesai'nin Sünen'inde efendim geçmektedir. Aynı zamanda Tabarani'den de naklen efendim Suyuti de El Cami'us Sagir'de zikretmiştir bu haberleri. İşte görüyorsunuz istihareden de burada kısmen bahsettik. Çünkü buna fıkıh derslerimizde zaten geçti de yeri geldiği için bir hatırlatma yaptık. Hazreti Zeynep'in annemizin evleneceğine sevinmesi. Allah'a şükür secdesi yaptığı ve Allah rızası için 2 ay oruç tutmayı da adadığı da rivayet edilir. Hazreti Zeynep'in nikah müjdecisine bahşişi. Hazreti Zeynep Peygamberimizle nikahlandığını müjdeleyene, üzerinde bulunan efendim bulunan takıntısını da müjde olarak vermişti. Mucizeli düğün ziyafeti. Enes bin Malik der ki Resulullah aleyhissalatü vesselam Zeynep binti Cahış ile gerdeğe gireceği gün annem Ümmü Süleym bana ey Enes Resulullah aleyhissalatü vesselamın gerdeğe gireceği için sanıyorum ki yanlarında hiç yiyecekleri de yoktur. Şu yağ tulumunu buraya getir dedi. Getirdim. Annem yalnız Resulullah'la zevcesine yetecek kadar halis Medine hurmasının efendim toprak bir çanak içinde yağla karıştırarak hays yaptı, hays yemeği. Ey Enes, bunu Resulullah'a götür. Sana bunu annem gönderdi. Kendisi sana selam söylüyor. Şüphe yok ki bu bizim tarafımızdan sana az efendim ufak bir hediyedir ya Resulallah diyor de dedi. Onu Resulullah'a götürdüm ve annem sana selam söylüyor.
Şüphesiz bu bizim tarafımızdan sana az ufak bir hediyedir ya Resulallah diyor dedim. Resulullah koy onu buyurdu. Onu kendisiyle duvar arasındaki boş yere koydum. Bana Ebu Bekir, Ömer ve Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı ve Ali'yi çağır buyurdu. Eshabı olan halktan da birçoklarının ismini andı, saydı. Resulullah'ın ancak bir yiyeceği için birçok kimseleri efendim yanına çağırmayı bana emir etmesine şaştım. İki kişiye yetecek yemeğe bütün toplumu çağırdı. Çünkü o ancak bir yiyecekti. Bununla beraber emrine aykırı hareket etmeyi uygun görmeyip onların hepsini çağırdım. Bak mescitte kim varsa onları da çağır buyurdu. Öyle yaptım. Mescide gidip namaz kılan veya uyuyan kimi buldumsa onlara Resulullah'ın efendim düğün ziyafetine buyurunuz dedim, geldiler. Nihayet sofa doldu. Bana mescitte kimse kaldı mı diye sordu. Hayır dedim. Bana bak yolda kim varsa onları da çağır buyurdu. Çağırdım. Odalar da doldu. Gelmeyen kimse de kaldı mı diye sordu. Hayır ya Resulallah dedim. Haydi çanağı getir buyurdu. Getirip önüme koydum. Önüne koydum. Elini çanağın üzerine koyup Allah'ın söylemesini dilediği kelimelerle bereket duası yaptı. Onar onar halkalansınlar ve her insana da önünden yesin diye emirde buyurdu. Herkes böyle oturup doyuncaya kadar yediler. Böylece davetliler takım takım geldiler ve hepsi yiyip gittiler. Ben çanaktaki hurmayı ve yağa bakıyordum. Onlar tıpkı kaynaklar gibi kaynıyor, çoğalıyorlardı. Yedikçe çoğalıyor. Sofada ve odada bulunanların hepsi ondan doya doya yediler. Çanakta kalan ise getirmiş olduğum kadardı. Resulullah bana ey Enes kaldır buyurdu. Kaldırdım. Çanağı zevcesinin yanına koyduktan sonra annemin yanına geldim. Görmüş olduğum hadiseye şaşa kaldığımı söyledim. Annem hiç şaşma. Eğer Allah ondan ve bütün Medinelilerin yemesini dilemiş olsaydı hepsi de yerler ve doyarlardı dedi. İman dolu herkes. Herkeste mükemmel bir iman var. Küçüğünde, büyüğünde, kadınında, erkeğinde iman dolu. Ne mutlu bir sahabi var ortada.
iman dolu bir sahabi var ortada. Radiyallahu anhü verdan ecmain. Allahümme salli ve sellim ve barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Hazreti Zeynep için yapılan düğün ziyafeti Peygamberimiz Hazreti Zeynep'in düğün ziyafeti olmak üzere bir koyun kesti. Halbuki o güne kadar zevcelerinden hiçbirisi için böyle bir şey yapmamıştı. Yine Enes bin Malik der ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam Zeynep binti Cahş'ın düğün töreninde et ve ekmekle efendim ziyafet vermişti. Yemeğe geleceklere davetçi olarak da beni göndermişti. Efendim yemeğe çağırdıklarından bir cemaat geliyor, yemek yiyor ve çıkıp gidiyordu. Sonra bir cemaat daha geliyor, yemek yiyor ve çıkıp gidiyordu. Çağrılacak bir kimse bulamayıncaya kadar herkesi çağırdım ve ya Resulallah artık çağıracağım kimse kalmadı ve bulamadım dedim diyor. Bunun üzerine yemek sofranızı kaldırınız buyurdu. Görüyorsunuz bir tek koyun ne kadar cemaat varsa hepsine yetti, arttı. Bereket üstüne bereket yağıyor. Evet sevgili dostlarımız. İşte görüyorsunuz Zeynep annemizle Peygamberimizin evliliğinde nice mucizeler efendim zuhur etmektedir. İnşallahu Teala bu dersimiz bir sonraki dersimizle de devam edecektir. Cenab-ı Hak annelerimizin hepsinden razı olsun radıyallahu anhünne ve radıyallahu anhüm ve erdahum ecmain. Yüce Allah'a hamdü senalar olsun, şanlı peygamberine de salatu selam olsun. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselam ala Resulina Muhammed ve ala Ali Muhammed.